geldi. Her Eylül'ün 3. haftasında burada çok büyük festival gerçekleşiyor. Şu an oraya bir hafta tüm gösterilerle sizlerle. Demin size Barcelona'daki 24 Eylül gününden bahsediyordum. Buradaki festivalden bahsediyordum ama bu ara bir konuşma yeri dışarıdan farklı sesler geldi. Belki anlamamışsınızdır. Eylül'ün 3. haftası Barcelona'da çok büyük bir festival düzenleniyor. Fiesta Mayor olarak geçiyor. 24 Eylül, yani tam bugün 24 Eylül'deyiz. Şu an milyonlarca insan var hatta burada. Gerçekten çok kalabalık. İlk defa bu kadar kalabalık görüyorum ben. Şimdi insanlar ayağa kalkmaya başladı. İspanya Meydanı'ndayız bu arada. Birazdan havai fişek gösterisi başlayacak. Demin 1-2 tane attılar. Burada bu hafta boyunca insanlar işlerine gitmiyor. Metrolar 24 saat açık oluyor. Çok kalabalık, çok aktif ve çok eğlenceli bir hafta aslında. Bizim için de güzel oldu. Hele benim için çok güzel oldu. Çünkü ilk defa İspanya'ya geliyorum ve geldiğim ilk gün çok güzel bir etkinlikle karşılaştım. Şimdi biz de ayağa kalkalım, festivali izleyelim. Festivalin yani aslında havai fişek gösterisinin sonuna geldik. Benim hayatımda gördüğüm en güzel gösteriydi diyebilirdim. Şimdi insanlar akın akın meydandan dışarı doğru çıkıyor. Biraz erken davran. Eğer gelirseniz size biraz erkenden böyle kalabalığı aşarsanız daha iyi olur. Ama ona rağmen intiham yok. Herkes çok güzel eğlendi. Etti ve şimdi çıkış gerçekleştiriyor. Birazdan da otele gideceğiz ama metroya binebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu kadar insan metroya geçecek. Bizle beraber. Ama her şeye rağmen inşallah. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Önce mantarlı ve patlıcanlı bir şey aldım. Bu shrimp, yani karidesli ve mantarlı. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Arkadaşlar merhaba, şimdi Barcelona'dayız. Neslihan'la birbirimize kavuştuk. Karnımız aç, ne yapacağız? Karnımızı doyuracağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Karnımız tok, sırtımız pek olsun diye. Şimdi burada tabii tapas kültürü var. Yani böyle ufak ufak yemekler alıyoruz. İçeceğini önden veriyorlar. Yemeğinizi kendiniz alıyorsunuz, masanıza geçiyorsunuz. Ve şu hani kürdan gibi bu çubukları biriktiriyorsunuz, hesabı o şekilde ödüyorsunuz. Biz de şimdi teker teker sevdiğimiz yemekleri alacağız ve sonra masamıza geçeceğiz. Fakat birçoğu maalesef domuzdan üretildiği için hani bir kısmını tam yiyemeyeceğiz. Ama domuz yiyenler için bir sıkıntı yok, onlar istediği gibi götürebilir. Ben şimdi daha çok kroket tarzı, işte peynir tarzı, mantar tarzı şeyler alacağım. Şu an kaldığımız köyde, yani santileri de çöp atmanın bir kuralı var.
belli günlerde çöp bırakabiliyorsun. Onda da yok plastik, yok bilmem ne, yok atıklar. Yemek plastik, yemek olarak plastik değişiyor. Hatta şurada dolapta günleri var. Liste var. Mesela bugün salı günü, perşembe günü, cuma günü ve pazar günleri çöp atılabiliyor. Burada da ayrımlar var. Bakın mesela bu yemek, şuradaki plastik demek oluyor. O günlerde sadece yemek ve plastik çöplerinizi atabiliyorsunuz. Onun dışında atmak yasak. Evde birikiyor bu çöpler. Tabi buraya 3 tane Türk'ün geleceğini düşünemekte. Mesela Chris yemekleri şunun içinde biriktiriyor. Şu kutunun içinde. Biz tabi o günleri kaçırdık herhalde. Şimdi gidip dışarıda atacağız. Normalde aslında onlara yetiyor ama biz tabi 3 günde öyle bir dehşet, akşam yemeği, sabah kahvaltı, bunlar öyle bir şey yok. Ege'de yemek pişirmek gibi. Biz ölümle ilgili çöp birikti. Tabi burada çöpü atamadık şimdi. Kimsenin aklına gelmiyor ki çöpleri biriktirip dışarıda bir yer atalım. Şimdi bagaja yükleyeceğiz, çöpleri götüreceğiz. Yoksa evde uçuşa geçeceğiz. Evde çöpler gidiyoruz. Daha girdim. Bir yaşına daha mı girdin? Bir yaşıma daha girdim. Ya çöp atmaya. Çöp atmaya da geliyorum. Evet. Gel Nesla. Elimizde çöp. Şimdi çöpümüzü atmaya geldik. Burada çöp kutuları var. Sonra plastik organik dedi. Çöpün şeyini açıldı önce. Evet, çünkü burada bir de çöpleri kontrol ediyorlarmış. Evet. Diyelim ki siz yemeğin içine plastik atarsanız açıp ona bakabiliyorlar. Evet, bak buna şimdi yemekleri atacağız. Şimdi burada çöpler ayrılıyor. Allah Allah. Burada yemekleri koyduğumuz çöpler. Ay, içeride şey var. Hayvan bacağı var. Kocaman. Şimdi plastiklere geçiyoruz. Plastikler de öbür tarafta. Yemin ediyorum yemek gezi gelmedi insanına. Orkun çok değişik değil mi? Çok ya. Ama çok mantıklı. Ya zaten. Ama Türkiye bu hale gelir mi? Gelse bile biz göremeyiz. Tabii. Bizde böyle duyarlılık pek mümkün değil. Burada bir tane daha var. Onun için de nereye atacağız? Okey. Tamam. Evet. Plastik ve benzeri çöplükleri de bu büyük tankın içine attık. Gördüğünüz gibi herkes atıyor. İnsanlar arabasıyla bu alana geliyorlar ve çöplerini getiriyorlar. Yani oldukça değişik. İlk defa görmüş olduğum bir şeydi. Şimdi tabii bunları böyle farklı farklı atıyorlar. Sonra bunlarla götürüyorlar atmaya. Komple o konteynerların içinde çöpleri biriktiriyorlar. Plastiği, yemeği. Asıl çöplüğe götürüyorlar. Organik atıklar falan işte onlar ayrılıyor. O zaman burası çöp toplama merkezi, merkezi, birikme evet. Merkezi. Konteynerin burada şeyi var mesela. The numbers are the meaning of the containers. For example, which one is plastic? For plastic. That one, 3 is paper, paper karton, 3 numara karton için, 4 numaralı konteyner plastikler için. Burada hangi çöpü nereye atacağınıza dair bilgilendirici bir pano var. Başarı tuttuk da, bu işi. Bizden kimse yapmaz. Yapamayız yani. Koymak. Bizim evden çok çöp çıkıyor. Bunlardan böyle fazla çıkmıyor. Bizde bir günde zaten kıyamet kopuyor. Vallahi gürüz gibi patlar. Biz bir günde Chris'in bir ayda çıkaracağı çöpü çıkardık değil mi? Aynen aynen. Bir ayda çıkart çöpü çıkarttık. Duma ettik evi. Bir kere yani krize bakın. Evde şu dikkatimi çekti. Biz kendi evlerimize inanılmaz kağıt harcıyormuşuz ya. El ıslanıyor, kuruluyor, bir şey mutfakta, tuvalette sürekli. Adamlar öyle değiller yani. Çok ekonomikler bu konuda. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Evde havlu kullanıyoruz. Evet, aynen öyle. Kirlendikçe atmıyoruz, yıkıyoruz ve tekrar kullanıyoruz. Doğaya katkıda bulunuyoruz. Evet. Şu an Angles'teyiz. Gördüğünüz gibi tam bir zaman tünelinden geçmiş gibiyiz. 500 sene önce yaşayan bir mahalle gibi sanki. Gideceğimiz ev de öyle zaten. Çok otantik. Şimdi katılan bir aileye akşam yemeğine gidiyoruz. Bize barbekü yapacaklar. Ama bize Türk örf ve adetlerini göstereceğiz. Elimiz boş gitmiyoruz. Full gidiyoruz. Yemeğe gitsek daha önce giderdi. Ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz yemeğe. Her türlü ağırlığımıza kendimizi göstereceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yedin bakayım hemen. Yedin. Katalonya'da bir Katalan ailesinin evine giriyoruz. Bir giriş gördüğünüz gibi. Çok değişik. Yedik. Ay yemek kokuları geliyor mu Orkun mis gibi? Ha? Yemek kokuları. Yemek kokuları bizim için işte. Misafiriz ama diğer misafirleri bekliyoruz. Evin şimdi diğer kalan 3 tane kızı gelecek. Onların sevgilileri gelecek. Baba da gelecek böyle. Baba da gelmedi. Muhtemelen işten çıkmadığımız. Benim için özel bir an olacak bugün. Çünkü bir Katalan ailenin evine davetliyiz. Şimdi hep beraber aynı için bir yemek yiyecek. Herhalde 5-10 dakikaya kadar misafirler gelip bu arada bizimkilerde şu an mangalı yapıyorlar. Mangalı hazırlıyorlar. Bugün hem ziyafet var hem güzel sohbet var. Ve tabii şöyle bir şey de var. Anne baba kesinlikle İngilizce bilmiyor. Kız kardeşler biliyor.
bir şekilde bakalım anlaşmaya çalışacağız. Ben şu an ölüyorum acından. İşimiz odada kaldıysa yani İspanya'sında biz açıklayacağım. Yazıklar olsun ya. Yok şu an 2 saat geçti. Hadi lan ne 2 saat? Şu an 2 saat geçti. Pişiremez mi insan? Pişiremez abi. Yok. Çünkü niye? Niyesini ben söyleyeyim mi size? Çünkü önce tavukları attık. Evet. Çünkü o 12 yaşından beri tavukları önce atıyormuş. Biz ne yapacağız? Şimdi Chris bize bir şey gösterecek. Tam Katalan bir kültür bu aslında. Ekmeğe böyle domatesi sürüyorlar. Daha çok bunu kahvaltı yapıyorlar tabii. Sürüyoruz. Ve üzerine zeytinyağı ekleniyor. Ondan sonra üzerine afiyet olsun. Ne dedim bilmiyorum. Sonra bir güzel yeniyor. What is it name? Pam tumakat. Pam tumakat. Evet, bu akşam konuk olduğumuz aile burada şu an bile fotoğraf çektiğini zannediyor. Zor topladın hepsini. Bize çok güzel bir anı oldu. Selam.